Seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru için genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ayrıntıları bizlere TV100 muhabiri Serkan Kılıç aktaracak. Serkan, seni dinliyoruz. Rusya ve Ukrayna limanlarındaki tahılın uluslararası piyasalara aktarılması için, ihracatı için geçtiğimiz hafta 13 Temmuz tarihinde İstanbul'da bir tahıl koridoru zirvesi toplanmıştı. Ve bu zirveye Rusya, Ukrayna temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'den temsilciler, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve bununla beraber Birleşmiş Milletler temsilcileri de katılmıştı. İşte o toplantıdan nasıl bir sonuç çıktı ya da bir benzer toplantı olacak mı önümüzdeki günlerde, bu konulara ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi. Sen de belirttin, genel prensiplerde anlaşılmıştı ifadesini kullandı Hulusi Akar ve somut hedeflerin olduğundan bahsetti. Hangi prensiplerde uzlaşıldı, talepler neydi, endişeler neydi, isterseniz onlara bakalım biraz da. Hulusi Akar İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması noktasında anlaşıldığı ifadesini kullandı ve liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması, intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik temel hususlar söz konusu ifadelerini kullandı. Yani limandan çıkarken gemiler ve varış noktalarında da bu heyet, bu kriz merkezinde çalışacak, İstanbul Harekat Merkezi'nde çalışacak heyet buralarda çalışmalarını sürdürecek ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması da yine bu heyet tarafından, İstanbul'daki Harekat Merkezi tarafından sağlanacak. Rusya'nın endişelerinin olduğundan bahsetmiştik. Ukrayna'ya olası bir ticaret gemisi adı altında silah yardımında bulunulup bulunulmaması noktasında Rusya'nın endişeleri vardı ve Ukrayna'nın da endişeleri vardı. Ukrayna tarafıysa bizim tahılımızı, kendi tahılımızı Rus gemileri el koydu, Ruslar el koydu ve onlar da ihracata sunacak, uluslararası piyasaya sunacak şeklinde endişeleri vardı. İşte o endişelerin giderileceği noktasında genel prensipler üzerinde anlaşıldığını Hulusi Akar belirtti ve önümüzdeki günlerde, bu hafta içerisinde bir toplantı daha yapılacağını ifade etti. Tekrarlamakta fayda var. Genel prensipler üzerinde anlaşıldı. Harekat merkezi kurulması noktasında yine anlaşmaya varıldı bu heyet ve liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması, bununla beraber intikal rotasında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik hususlar. Karadeniz'de bilindiği gibi serseri mayınlar vardı ve bu mayınlardan Karadeniz'in, bu koridorun temizlenmesi noktasında da yine müşterek şekilde tarafların hareket edeceğini söyleyelim. Bir sonraki toplantımızda bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirterek sözü yeniden merkeze bırakalım. Giderler gelirleri aşınca Haziran'da bütçe açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın 6. ayında bütçenin 31 milyar 59 milyon lira açık verdiğini açıkladı. Bu tutarın yarısını kur korumalı mevduat ödemeleri oluşturdu. Toplam gelirler bir yılda %104,9 arttı. Vergi gelirleri de sadece bir ayda %108,4 yükseldi. Ancak bütçe açığı aylık bazda arttı. 2022 yılı Haziran'ında bütçe 31 milyar 59 milyon lira açık verdi. Kritik veriyi Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaştı. Mayıs'ta bütçede 144 milyar lira fazla kaydedilmişti. Ancak faiz dışı dengede 18 milyar 300 milyon liralık açık izlendi. Merkezi yönetim bütçe gelirleri 181 milyar lira olsa da giderler 212 milyar lirayı bulunca açık kaçınılmaz oldu. Haziran'da bütçe giderlerinin 12 milyar 770 milyon lirasını faiz harcamaları, yaklaşık 200 milyar lirasını ise faiz dışı harcamalar oluşturdu. Verilen açıkta en dikkat çekici kalemlerden birini kur korumalı mevduat için ödenen tutar oluşturdu. Haziran ayında 16 milyar 100 milyon lira kur korumalı mevduat hesabı sahiplerine verildi. Bu da Haziran ayındaki bütçe açığının yarısına eşit. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Sistem için bütçeden harcanan para 2022'nin ilk 6 ayında 37 milyar 200 milyon liraya ulaştı. 2021'in Aralık ayı sonunda hayata geçirilen uygulamada ilk vade Mart'ta doldu. O ay mevduat sahiplerine 11 milyar 700 milyon lira ödeme yapıldı. Nisan'da 4 milyar 600 milyon lira, Mayıs'ta da 4 milyar 800 milyon lira bütçeden karşılandı. Sadece Haziran ayında ise önceki 2 ayın 2 katı kadar ödeme gerçekleştirildi. Haziran ayındaki bütçe açığını onaransa yılın ilk aylarındaki yüksek faiz oldu. 6 aylık bütçe hala 93 milyar 560 milyon lira fazla da bulunuyor.